Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Ben Deniz, Endüstri Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi ve tanıtım ofisi yarı zamanlı çalışanıyım. Bugün sizlere Jeofizik Mühendisliği bölümünü tanıtacağız. Etkinliğimiz 45 dakika sürecek. İlk 15 dakikada doktor öğretim üyesi Caner İmren ve öğretim görevlisi Karolin Fırtan hocamız bize bölüm tanıtım sunumunu yapacak. Ardından 30 dakikada sorularınızı yanıtlayacağız. Şimdi sözü hocamıza bırakıyorum. Çok teşekkür ederim sevgili Deniz. Şimdi sevgili arkadaşlar, hem ben hem de meslektaşım Karolin Fırtan'ı birlikte hem size jeofizik mühendisliğini tanıtmak hem de sorularınızı cevaplamak için karşınızdayız. İlk tabii genel sorumuz nedir? Jeofizik mühendisi kimdir veya jeofizik mühendisliği nasıl bir meslektir, ne iş yapar diye düşünebiliriz. Birinci derecede jeofizik önce yer yuvarıyla doğal olarak ilgileniyor. Ama artık görüyorsunuz uzaya açılabiliyoruz. Uzaydaki diğer gezegenlere yavaş yavaş gidebiliyoruz. Bu vesileyle artık diğer gezegenlerin de yer yuvarının olduğu gibi fiziksel yapısını, davranışını, depremlerini inceleyen bir bilim dalı. Aynı zamanda buradaki gezegenlerin ve yer yuvarının amaçladığımız önemli noktalarından bir tanesi kaynaklarını araştırmak. Yani dünyanın su, petrol, doğalgaz, maden yatakları, jeotermal alanlarını incelemek bizim için çok öncelikli araştırma alanlarından bir tanesi. Bir diğeri kültürel açıdan ele alacak olursanız, arkeolojik eserlerin yerlerinin tespit edilmesi, bulunması çok çok önemli. Biz tabii bu noktada yalnızca o eserlerin varlığının, ortaya çıkarıl varlığının tespitiyle ilgileniyoruz. Onların ortaya çıkarılması, kazılma işlemi arkeoloji bölümünün iş alanına giriyor. Mühendislik yapıları ile kentsel yerleşim yerlerinin seçimi çok çok önemli. Görüyorsunuz Türkiye'nin önemli sorunlarından bir tanesi değil mi? Çarpık yapılaşma. Bu yüzden bizim için olmazsa olmazdır bu alanda çalışmak. Çok çok genellersek fizik yasalarını kullanıyoruz, matematiği kullanıyoruz ve olmazsa olmaz jeolojiyi kullanarak yeraltının davranışını incelemeye, anlamaya çalışıyoruz. Sizleri nasıl bir eğitim bekliyor? Mühendislik eğitiminde ilk olarak temel mühendislik derslerini alıyorsunuz. Hangi bölümde okursanız okuyun. Ama akabinde artık jeofizikle ilgili ana dersleri almaya başlıyorsunuz. Bunların içerisinde yeri iyi anlamak adına yer fiziği derslerini, yerin içerisine dalgalar göndererek, enerji göndererek bu enerjilerle inceleme yapmayı amaçladığınız arama jeofiziği derslerini alıyorsunuz. Depremleri incelemeyi düşündüğümüzde sismoloji derslerini alıyorsunuz. Ve jeofiziğin içerisinde veri olduğu için, o verinin analiz edilmesi önemli olduğu için de veri işlem derslerini alıyorsunuz. Akabinde veri analizini tamamladığınız verilerle yerin gerçek yapısı içerisinde bir kıyaslama, örtüşme yapabilmek için, anlayabilmek için yerin içerisini modelleme derslerini alıyorsunuz. Ve muhakkak ve muhakkak olmazsa olmaz sahada bunları uygulama noktasına gidiyoruz. Evet, mesela pandeminin belki eğitimimizde yarattığı bazı eksiklikler var. Ama pandemi sonrasında düşünecek olursanız bunların hepsinin saha uygulamalarını çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunların dışında yoğun bilgisayar dersleri ve jeoloji dersleri alıyorsunuz. Ve böylece hem bilgisayar alanında, jeofiziğin bilgisayar alanında çalışma imkanı ve aynı zamanda jeolojiyi de efektif kullanma imkanına sahip oluyorsunuz. Seçmeli ders paketimiz oldukça zengin. Arzu ettiğiniz çalışma alanında biraz daha detaylı bilgi ve uzmanlaşmak adına arkeojeofizik, çevre jeofiziği, kuyu jeofiziği, deniz jeofiziği, hidrokarbon jeofiziği, maden jeofiziği gibi ilave derslerle eğitim sürecinizi devam ettiriyorsunuz. Bunların dışında ARGE olanaklarımız nedir diye düşünürsek 5 tane ana laboratuvarımız mevcut. Veri işlem laboratuvarımız, uygulamalı jeofizik laboratuvarımız, paleomanyetizm, esmoloji ve hesaplamalı jeofizik laboratuvarımız var. Bu laboratuvarlarda hocalarınız
projelerini gerçekleştiriyor. Lisans hayatınız boyunca veya özellikle yüksek lisans ve doktora yapacak olursanız bu laboratuvarları çalışma alanınıza bağlı olarak yine etkin bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Onun dışında verebileceğimiz örnekler neler olabilir? Çalıştığımız bazı projelerden örnekler olabilir. Bunlar belli başlı birkaç tane projemiz. Sapanca Gölü'nün örneğin aktif tektoniğinin jeofizik yöntemlerle incelenmesi, Marmara Denizi'nin aktif fay yapısının incelenmesi ki bunu 1997'ye kadar götürebiliriz. Yani ben kendim bizzat 1997 yılında başladım. Marmara Denizi'nin aktif fay yapısının incelenmesine yıl 2001 hala devam ediyor. Demek ki bitmek bilmeyen bir iş paketidir bu. Çünkü her gelen ve yeni veri size yeni bilgi, yeni bulgu getirir ve akabinde sorular sormanıza imkan sağlar. O sorularla ilave yeni projeler oluşturursunuz. Başka neler var? İzmir Körfezi'nin sismik yansıma tomografisi. Örneğin Antarktika'da biliyorsunuz üniversitemizin başlattığı çok kuvvetli bir araştırma planı var, atağı var. Bu Antarktika çalışmalarında da yine bazı hocalarımızın projeleri mevcut. Aynı zamanda dünyanın manyetik alanını inceleyen, yerkürenin manyetik alanını inceleyen projelerimiz mevcut. Bunun sayısını arttırmamız mümkün. Ben kendim şu an aklıma gelen örneğin Avrupa Birliği'ne verdiğimiz bir proje vardı. Kısacık ondan da bahsedebilirim. Örneğin 500-600 yıl önce veya 1000 yıl önce dünyadaki merkezlere baktığınızda Roma ile İstanbul'un çok önemli kültür merkezleri ve ticaret merkezleri olduğunu biliyorsunuz, görüyorsunuz. Şimdi bu ticaret merkezini birbirine bağlayan bir yol olmalı. Değil mi? Ticaret yapılacaksa, kültürel bir değişim yaşanacaksa bu iki merkezin birbirine bağlanması gerekiyor. Buna İstanbul, Roma yolu deniyor. Bununla ilgili örneğin bir proje teklifi hazırlamıştık. Türkiye sınırları içerisindeki bundan 1000 yıl önce veya 1500 yıl önce kullanılan Roma yolunu acaba ortaya çıkarabilir miyiz, bulabilir miyiz diye bir mantıklı hareket etmiştik değil mi? Oldukça heyecanlı, ilginç bir çalışma olur ve sonrasında da bunu arkeologlar kazılarını yaparak ortaya çıkardıklarında sergiler hale geldiğinde de oldukça buraya kültürel turist çekme şansına sahip olursunuz. Demek ki jeofizik bu anlamda düşündüğünüzde yerin altında saklı olan her nevi projenin, yapının, problemin hem çözümünde hem ortaya çıkarılmasında kuvvetli bir rol oynuyor. İş imkanlarınız nedir diye soracak olursanız özellikle enerji sektörü şu an zaten basından da takip ediyorsunuzdur. Çok yoğun bir şekilde enerji sektörünün içerisinde jeofiziğin adı geçiyor. Efendim Akdeniz'de, Karadeniz'de gaz arıyoruz, petrol arıyoruz. Bunu hangi branş arıyor derseniz jeofizik arıyor. Peki jeofizik buradaki arama yapısının neresinde duruyor diye düşünürseniz, yani bir yan kolu mu, yan parçası mı diye düşünürseniz, hayır. Bu arama teşebbüsünün, çabasının en tepesinde duruyor. Yani jeofiziği içinden çıkardığınızda o aramayı gerçekleştiremiyorsunuz. İşte duyduğunuz, basından duyduğunuz, efendim sismik yapılıyor gibi bir takım ifadeler, doğrudan jeofiziğin çalışma alanıdır, jeofiziğin kullanım alanıdır. Bunu belirtmekte fayda var. Jeotermal enerji, kömürler, her nevi değişik kömürler, efendim gaz hidratlar ki önümüzdeki süreçte, çok yakın bir süreçte sizin jenerasyonunuz bunu çok kuvvetle görecek. Gaz hidratlar şu anki petrol, doğal gaz kadar büyük önem arz ediyor arkadaşlar. Madencilik sektörü, her türlü maden veya endüstriyel ham maddenin incelenmesi, araştırılması. Yine jeofiziğin yoğun çalışma alanlarının içerisinde. İnşaat ve şehir planlama sektörü, ki bence Türkiye'nin buna çok çok ciddi ihtiyacı var.
her türlü bayındırlık yapıları, yapı deprem ilişkileri, güzergahların belirlenmesi, yerleşim alanı planlamaları. Yani bir yerde bir köprü yapıyorsunuz. Efendim köprünün ayaklarının ineceği derinliği, efendim ne tür bir zeminin içerisinde bulunacağı, o zeminin özelliklerinin tespiti yine jeofiziğin ortaya çıkardığı noktalardır. İçme suyu biliyorsunuz çok çok yine gündemde olacak yakın zamanda. Çünkü hem kirlilik anlamında suyu tahrip ettiğimizi biliyoruz, hem de zaman içerisinde suya olan ihtiyaç daha da artacak diye biliyoruz. Temiz suyu, temiz içme suyu aranması, korunması, çevre araştırmaları, kirlilik, çöp alanları, atık depolama problemleri, bunlar çok önemli. Yine İstanbul'dan bir örnek verebilirim. Çok kısa bir zaman içerisinde, yani 15-20 yıl önce Kemerburgaz'da bir çöp alanı vardı İstanbul'un. Yani Avrupa yakasının önemli çöp alanlarından biriydi. Ama sonra kentleştikçe, şehirleştikçe, etrafına binalar yapıldıkça o çöp alanı şehrin içerisinde kaldı. Doğru değil, bunun alınması gerekiyordu. Hakikaten bu Kemerburgaz çöplüğü oradan kaldırıldı. Ama şunu tespit etmeniz lazım. Bu çöp alanı oluşturulurken etrafına yüzeyden değil, toprağın içerisinden, gözeneklerinden, boşluklarından bir takım sıvılar, kirletici sıvılar, çöp alanlarının kirletici malzemeleri sızabiliyor. Bunların tespit edilmesi gerekiyor. Nereye sızabilir? Efendim sizin içme suyu alanlarınıza sızabilir. Yine bunların jeofizik için önemli çalışma alanları olduğunu bahsedebilirim. Arkeolojik çalışmalar, adli ve askeri uygulamalar, yani yer altında nesne aranması. Bugün askerlerimizin elinde mayın ararken gördüğünüz o gelişmiş elektromanyetik dedektörler de birer jeofizik cihazıdır. Yani savunma sanayinde muhakkak jeofiziğin varlığını görebiliyoruz. Özel sektörün dışında kamu sektöründe çalışabilir miyiz? Çalışabiliriz. Efendim AFAD gibi, Kandilli gibi deprem araştırma merkezleri, TÜBİTAK, MAM, META, TEPA, TİPİK, BOTAŞ, Devlet Su İşleri, belediyeler, üniversiteler gibi kamu kurumlarında da çok rahatlıkla çalışabiliriz. Neden İTÜ derseniz, hem üniversitemiz adına hem de bölümümüz adına çok rahatlıkla uluslararası bir tanınırlığa sahip olduğumuzu ifade edebiliriz. Bölümümüzdeki öğretim üyesi hocalarınızın muhakkak bir ayağı yurt dışındadır. Uluslararası ilişkilere, dünyanın farklı ülkeleriyle ilişkilere sahiptir. Kurumsal ilişkilere sahiptir. Ayrıca öğrencilerimiz hem Erasmus kapsamında hem de staj olarak çok rahatlıkla uluslararası, hem ulusal hem de uluslararası lokasyonlarda staj imkanı bulabiliyorlar. ABET akreditasyonu gururla söyleyebileceğimiz üniversitemizdeki zaten tüm bölümlerin akredite olduğu bir yapı. Bu jeofiziği de kapsıyor. Ayrıca çok geniş bir yan dal ve çap yapma imkanına sahipsiniz. İnşaat, jeodezi, çevre, elektrik, elektronik, kimya, fizik, matematik, jeoloji, petrol, maden, cevher hazırlama gibi bölümlerle çap yapma imkanına sahipsiniz. Mesela efendim robot geliştirmek istiyorsunuz, elektronik bir takım atılımlar yapmak istiyorsunuz. O zaman jeofizik zaten tamamen cihaz kullanan bir birim olduğu için ve bunların yazılımlarını da yine üretme potansiyeli olduğu için o zaman buna uygun yan branşlarla, örneğin bir matematikle, bir elektrikle, bir elektronikle çok rahatla çap yaparak iki branşın size sağladığı imkanları kullanabilirsiniz. Kısaca birkaç tane de şekil göstereyim size. Deprem zaten olmazsa olmazımız. Burada bir deprem sinyali görüyorsunuz. Tabii bu şu aşamada belki çok büyük bir anlam ifade etmeyebilir size. Ama şuradaki yüksekliklerin genlik olduğunu düşünürseniz, yani genlik ne kadar yükselirse tahribatı o kadar fazla olabiliyor. İşte şurada gördüğünüz tahribat bizim 99 yılında olan depremimizden. Demek ki jeofiziğin bu anlamda çok etkin çalışması gerekiyor. Marmara Denizi içerisini görüyorsunuz. Kıyılar burada.
Ve şurada gördüğünüz renk değişimleri aslında su derinliğini gösteriyor. En derin yer nereleridir derseniz, burada 1, 2, 3 tane çukurluğumuz var ki yaklaşık 1270 metre, 75 metre su derinliğine sahip. Bunun üzerinde gördüğünüz beyazla çizdiğimiz, sarıyla çizdiğimiz çizgiler de bizim faylarımız. Yani aktif faylarımız şu an bölgeyi tehdit eden, hani İstanbul depremi ne zaman olacak, bu bölgede deprem ne zaman olacak diye konuştuğumuz faylar. Yine jeofiziğin ortaya koyduğu sonuçlardır bunlar. İşte Karadeniz ve Akdeniz'deki çalışmaları gerçekleştiren araştırma gemilerimiz çok çok önemli. Oruç Reis'imiz ve Barbaros Hayrettin Paşa'mız. Burada yine bizim hem meslektaşlarımız hem öğrencilerimiz çalışıyor. Efendim sismik operasyon gerçekleştirecek olsanız, yani yerin içerisine ses dalgası gönderecek olsanız, karada gönderdiğiniz, bakın burada bir vibro cihazımız, kamyonetimiz var ve buradan yeri sarsarak ses dalgasını gönderiyorsunuz. Alıcılarla da kaydediyorsunuz. Sonuçta böyle bir grafik elde ediyorsunuz. Biz buna kesit diyoruz. Bunu bir gofret gibi düşünebilirsiniz. Her gofretin parçası ayrı bir tabakayı oluşturuyor. Bakın burada farklı farklı tabakalar var. Ve bu tabakaların da kesildiğini görüyorsunuz. İşte fay dediğimiz yapı aslında budur. Onun dışında morfolojik değişimleri, yani su altı morfolojik değişimlerini batimetrik sistemlerle, yine ses dalgalarıyla ortaya çıkarabiliyoruz. Efendim, farklı teknolojik cihazlarımız var. Burada elektromanyetik dalga kullanıyoruz. Yer radarını olarak adlandırıyoruz. Efendim, su altında bir sonar sistemi kullanabiliyoruz. Gravimetreler, manyetometreler, elektrik, yerin içerisinde elektrik akım vererek yerin elektrik özdirenç değişimini, iletkenliğini ölçüyoruz. Neticede yine gelişmiş yazılımları kullanarak farklı farklı görüntüler elde ediyoruz ve bu görüntülerle yer içi yapısını anlamaya çalışıyoruz. Nihayetinde de sizi daha önce konuştuğumuz detayda sahaya götürüyoruz. Sahada bizzat kendiniz bu cihazları kullanarak uyguluyorsunuz. Topladığınız verileri analiz ediyorsunuz ve analiz ettiğiniz verileri de yorumluyorsunuz. Böylece de bir mesleğin gerekli olan tüm adımlarını pekiştirmiş oluyorsunuz. Kısaca size aktarabileceklerimiz bu 15 dakika içerisinde bunlar. Ama şu an için sorularınızı cevaplayabileceğimiz gibi çok rahatlıkla daha sonrasında da bizle e-mail üzerinden bağlantı kurarak sorularınızı sorabilirsiniz. Teşekkür ederim. Hocamıza sunumu için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi soru cevap kısmına geçebiliriz. Hocam, ilk soru olarak arazi çalışmalarını biraz daha detaylandırabilir misiniz? Vallahi Karolin, sana bırakayım bunu. Evet hocam. Memnuniyetle. Hepiniz hoş geldiniz. Bizim arazi çalışmalarımız aslında staj dışında 3. sınıf dersimiz içinde gördüğümüz jeofizikte ölçmeler dersi kapsamında yaklaşık 10-12 gün civarında süren detaylı kapsamlı arazi çalışmaları şeklinde oluyor. Bu süreçte herhangi bir jeofizik problemi ele alabiliyoruz. Örneğin kömür araştırması, fay araştırmaları, yeraltı suyu akış lokasyonlarının tespiti gibi. Ve bu özel problemin çözümünde farklı jeofizik teknikleri ve yöntemleri kullanarak öncelikle sağ araştırması yapıyoruz. Nerelerde ölçü alacağımızı belirliyoruz. Ardından probleme özgü teknikleri belirliyoruz ve grup çalışması şeklinde farklı tekniklerle 10 gün boyunca arazi çalışmamız oluyor. Ardından 2-3 günde veri işlem aşamasında öğrencilerimizle birlikte çalışıyoruz ve problemi çözmeye çalışıyoruz. Aslında yaptığımız şey bu. Bunun dışında da farklı staj olanakları olabiliyor. Birebir firmalarla arazi çalışmalarında öğrenciler deneyim sahibi olabiliyorlar. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Diğer sorumuz da bölümün yurt dışında çalışma imkanı var mı? Yurt dışı çalışma olanakları. Bölümümüzün yurt dışında çalışma olanağı çok yüksek. Aslında şöyle söyleyebiliriz, bilmiyorum. Yani reklam olur belki, ismen adlandırmayabiliriz. Ama şu an Türkiye'nin, dünyanın önde gelen bütün servis şirketlerinde çalışan bizim öğrencilerimiz mevcut. Yani dünyanın önde gelen petrol şirketlerinde,
araştırma yapan servis şirketlerinde veya belki de inceleme imkanı bulabilirler. İsterseniz isim de söyleyebilirim. CGG gibi, Schlumberger gibi. Yani bir Schlumberger bir ülkeden daha büyüktür, öyle söyleyeyim. Yani bütçeleri birçok dünyadaki ülkeden daha büyük şirketlerdir. Buralarda çok aktif çalışan öğrencilerimiz mevcut. Artık bunlar meslektaşlarımız. Bize bir şeyler öğretiyorlar onlar. Bizler onlardan bir şeyler öğreniyoruz. Ve bu kurumlar aynı zamanda üniversitemizde gelip tanıtım yapıyorlar. Yani bizimle ilişkileri olduğu için ve bizden giden mühendislerimizden çok memnun kaldıkları için bu pandemi sürecinde birazcık sekteye uğradı. Ama bu muhtemelen bir yıl içerisinde biraz daha sistem oturursa yine kaldığımız yerden devam edecek. O yüzden araştırma şirketleri, üniversiteler, yurt dışındaki üniversiteler, önde gelen üniversitelerde doktora yapan öğrencilerimiz var. Rice'da, Stanford'da, Harvard'a giden öğrencilerimiz var. O yüzden uluslararası alanda çalışmak konusunda çok büyük bir sıkıntıları yok, olmayacak öğrencilerimizin. Tek beklentimiz lisans hayatını burada dikkatli, düzenli, planlı bir şekilde çalışarak geçirmeleri. Teşekkürler hocam. Peki bölüme gelecek öğrencilere tavsiyeleriniz nelerdir? Birkaç cümle bundan alabilirim. Görelim. Şöyle, aslında İTÜ'nün ayrıcalıklarından bahsettik ama şu anda aktif olarak yani bir fiil kontenjanını dolduran tek jeofizik mühendisliği bölümü diyebiliriz. O yüzden büyük bir ayrıcalık aslında. Bunu Caner hocamız da daha önceki sunumlardan da çokça bahsetmiştir kazanan öğrencilerimize tanışma toplantılarında. En büyük ayrıcalığımız bu. Dolayısıyla bu gücü öğrencinin arkasında hissetmesi gerekiyor. Onun dışında da İTÜ'nün ayrıcalıkları kısmında hocamızın da bahsettiği gibi hem ulusal hem uluslararası projelerde çalışan çok aktif bir öğretim üyesi kadrosu var. Bunun dışında çok da öğrencilerle iyi iletişim kurabilen öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri de var. Dolayısıyla bu aşamada araştırma görevlileri de hocalara ulaşma anlamında her zaman öğrencilere destek olan ve arkadaşça yaklaşan bir bölüm diye tarif edebilirim. Onun dışında bir de aslında çok yönlülük çok önemli. Yani jeofizik mühendisliğinde okurken farklı perspektifler de kazanmak önemli. Yan dal ve çap olanaklarını değerlendirmek çok önemli bu aşamada. O yüzden birinci sınıf derslerinde gerçekten asılmak, havuz derslerinde asıldıktan sonra da farklı olanakları da değerlendirmek gerekiyor. Çünkü İTÜ bu olanaklara sahip olan bir üniversite. Bunu da aklımızda bulundurmamız gerekiyor. Şimdilik bu kadar hocam benden. Teşekkür ediyorum size. Bir diğer sorumuz, bu bölümü seçmeden önce öğrencilerin nasıl yetileri olmasını bekliyorsunuz? Hangi öğrenciler sizin bölümünüzü seçmeli? Şöyle, aslında ilgi alanları daha çok programlama, bilgisayar yazılımlarıyla ilgili uğraşma ya da matematik ve fizik ile ilgili ilgi sahibi olmaları ve başarılı olmaları aslında bizim için iyi bir altyapı oluşturuyor. Çünkü yaptığımız şey aslında modelleme, yani fizik, matematik esasları kullanarak yer altındaki yapıları tayin etmek. Başlıca bölümdeki çalışmalarımızın arasında. Dolayısıyla fizik, matematik ve bilgisayarla ilgili altyapısı olan veya ilgisi olan öğrencilerin tercih edebileceği bir bölüm. Onun dışında tabii ki arazi çalışmalarında yatkınlık olması gerekiyor. Yani doğayla haşır neşir olduğumuz zamanlar var. Bu nedenle bazı kız öğrencilerimizin çekinceleri olabilir ama stajlarla ve arazi çalışmalarında o çekinceler de ortadan kalkıyor. Onun dışında tabii ki şu anda güncel olarak Türkiye'nin sorunları var. Deprem bölgesinde yaşıyoruz. Buna kayıtsız kalmak mümkün değil. Türkiye'nin şartlarında da aslında jeofizik çok önemli bir branş. Yani deprem dışında tabii ki enerji sektöründeki atılımları da çok önemli. Bunlar cazip geliyorsa bir öğrenci mutlaka bizim bölümü tercih etmeli diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hadi. Başka bir soru olarak, laboratuvar olanakları yeterli mi? Bunun hakkında biraz daha bilgi verebilir misiniz? Bölüm bünyesinde şu anda 5 tane laboratuvarımız var.
her laboratuvarda aslında bir ana bilim dalının sahip olması gereken laboratuvarlar arasında. Örneğin uygulamalı bir alanda çalışıyorsanız, yani ölçmelerle ilgili bir alanda çalışıyorsanız laboratuvarımız mevcut, uygulamalı geofizik laboratuvarımız mevcut. Ya da daha çok programlama veya yazılım geliştirme gibi bir altyapıda çalışmak istiyorsanız bu sefer hesaplamalı geofizik laboratuvarında lisans bitirme tezlerinizi yapmamız mümkün. Onun dışında daha spesifik manyetizma üzerine çalışmak istiyorsanız paleomanyetizma veya depremler ve sismoloji konusunda uzmanlaşmak istiyorsanız ya da bir bitirme tezi yapmak istiyorsanız sismoloji laboratuvarımız mevcut. Ve hatta sismikte çok aktif olarak kullanılan bir laboratuvarımız daha var. Nezih Canites Veri İşlem Laboratuvarı. Genellikle birçok öğrencimiz tezlerini, bitirme çalışmalarını bu laboratuvarlarda gerçekleştiriyor. Hocalarımızın kontrolü altında ve destekleriyle. Bence yeterli hocam. Sizin de dersiniz bilmiyorum ama. Evet, kesinlikle. Aslında belki şöyle söylemek lazım. Yeterli olmadığını bir sistemin, bir yapının yaşayarak ve onu zorlayarak ancak anlayabiliyorsunuz. Bugün ben herhangi bir analiz yapmak istediğimde o laboratuvar benim imkanımı karşılıyor mu? Karşılıyor. Ama yarın öyle bir veri gelir ki o veri sizi yetmediğini gösterir. O zaman ne yaparsınız? O zaman onu güçlendirirsiniz, arttırırsınız. Yani bizim şu anki uluslararası standartlarda yaptığımız proje ve girişimlerde bizim ihtiyaçlarımızı fazla fazla karşılıyor. Öğrencilerimizin zaten fazla fazla karşılıyor. Oradaki tek beklentimiz öğrencilerimizin biraz daha bu laboratuvarları aslında etkin kullanma talebi. O talebi biz onlardan bekliyoruz, istiyoruz. Teşekkürler. Bir sorumuz daha var. Arazi çalışmalarına kaçıncı sınıftan itibaren başlıyoruz? Zorlukları nelerdir? Hocam, üçüncü sınıf dersimizden bahsettim aslında ama onun dışında ekleyebileceğimiz stajlarda çalışmalar var. Arazi çalışmaları oluyor. Bir fiil öğrencilerin katıldığı. Onun dışında da bazı projeler olabiliyor. Hocalarımızın yürütmekte olduğu ulusal projeler özellikle. İstekli olan öğrencilerimiz bu projelerde de faydalanabiliyorlar aslında. Yani günübirlik çalışmalarda bulunabiliyorlar veya uzun süreli projenin sürdüğü süreçte hocaların desteğiyle ve katkılarıyla o arazilerde de çalışma imkanları olabiliyor. Hani Karolin'e ilave olarak ben de şundan bahsedebilirim. Bizim resmi olarak ve öğrencilerle sahayı buluşturduğumuz yıl aslında üçüncü yıl ölçmeler dersi. Ondan önce arama jeofiziğinde gayri resmi olarak bazı bir iki hafta sonu biz öğrencilerimizi İTÜ kampüsü içerisinde sahaya çıkarıyoruz. Zaten temel derslerini bitiriyorlar. Bitirdikten sonra cihazlarla ve akabinde bu derslerle tanışıyorlar. Ama hevesli ve heyecanlı olan arkadaşlar, talebi olan arkadaşlar, ki ben bu sene şöyle bir şey söyleyebilirim. Kendi adıma şöyle bir pilot bölge oluşturduk. Antalya bölgesinde arkeolojik bir alan. Bu pilot bölgenin kazı başkanı bize yıl boyunca o bölgede öğrencilerimizle çalışma hakkı verdi. Yani bu ne demek? Bu şu demek. Finansmanı da karşılanmak kaydıyla, yani onlar tarafından karşılanmak kaydıyla öğrencilerimiz ister birinci sınıfta olsun, ister dördüncü sınıfta olsun bizimle beraber cihazlarımızı alarak oraya gidip çalışma imkanı bulacaklar. Bunlar kısa çalışmalar olacak ama neticede bu çalışmada kendi verilerini kendileri toplayarak mesleki kariyerlerine ciddi bir katkı sağlayacaklar. Yani hocalarımızın, bölümümüzün, kurumumuzun bu tür imkanları mevcut. O yüzden bu konuda arkadaşlarımız çok rahat olabilirler. Bir de zorlukları hakkında biraz bahseder misiniz bu arazi çalışmalarının? Yani ben kendi adıma söyleyeyim, bana hiç zor gelmiyor. Yani ben bilmiyorum, hani kendi veriyi kendimin toplamasından hoşlanıyorum. Hani sahaya çıkıyorsunuz, sahayı bir başka grup topladığında inanın rahatsız oluyorum. Kendim bir an önce o sistemin içerisine girip kendi verimi kendim toplamak istiyorum.
kendim analiz etmek istiyorum, kendim yorumlamak istiyorum. Bu sizin gelişmenize büyük bir katkı sağlıyor. Eğer doğayı seviyorsanız, yürümeyi seviyorsanız, doğayla iletişim kurmayı seviyorsanız, ama bu iletişim tabii şöyle bir iletişim, iki insanın bile aynı dili konuştuğu halde anlaşamadığı bir dünya biliyorsunuz şu an yaşadığımız dünya. Doğanın dilini öğrenmek durumundasınız. Yani doğa sizin dilinizi öğrenmeyecek. Biz doğanın dilini öğreneceğiz. Yerin içerisine farklı enerjiler, sinyaller gönderip doğa bize bir cevap verecek. Eğer bu heyecanı taşırsak gerçekten o arazi çalışmaları hiç zor değil. Ne erkekler için ne kadınlar için hiç zor değil. Sonuçta bir ekiple gidiyorsunuz. Bir ekiple veri topluyorsunuz. Yani jeofiziğin içerisinde bazı yöntemlerimiz var. Örneğin manyetik bir veri topluyorsanız tek başınıza veri toplayabilirsiniz. Yapacağınız tek şey güzel güzel yürümek ve yürürken de lokasyonunuzu doğru kaydetmek. Ondan sonra da manyetik değeri ölçmek. Ama bir sismik yapıyorsanız, örneğin sismik yansıma yapıyorsanız, şöyle bir örnek vereyim. Jeotermal sahada sismik yansıma yapıyorsunuz. Gittiğiniz Ege bölgesinde çok güzel jeotermal sahalar var. Oralarda jeofizikçiler çalışıyor. Ama o zaman en az 50-60 kişilik bir ekiple gidiyorsunuz. Ve o ekibi yöneten jeofizik mühendisi olmak zorunda. Bütün planlamayı o yapıyor. Yani işin içindesiniz, mutfağındasınız. Ama tabii mutfakta pişen her yemeği de siz pişirmiyorsunuz. Yalnızca denetliyorsunuz. Öyle düşünün. O yüzden zorluğu bence çok fazla olmayan, keyifli bir meslektir diyebilirim. Çok teşekkür ediyorum size. Yani belki Karolin de buna, bilmiyorum Karolin bir sıkıntı, zorluk yaşıyor mu sahaya gittiğinde, ama zannetmiyorum. Yani hocam ben de sizin gibi çok sevdiğim için doğada olmayı aslında zevk olarak yapıyorum. Ama tabii ki sizin de bahsettiğiniz gibi bu bir ekip işi. Dolayısıyla biz de uygulamaya çalıştık, gruplar halinde çalıştığımız zamanlar da oluyor. İşte bu grubun da aslında amacı hem işbirliğini öğretmek, öğrenciler arasındaki işbirliğini koordine edebilmek, hem de yardımlaşma olgusunu orada ön planda çıkarabilmek ve hani bir şekilde bir cihaz taşınacaksa, çünkü bazı cihazlarımız sismikte özellikle ağır olabiliyor, onun yan ekipmanları olabiliyor akü gibi. Bunları tabii ki bir kızın taşıması bazen zor olabilir, ama yardımlaşmayla ve destekle aslında ekip çalışmasıyla arazi çalışmalarını çok iyi bir şekilde halledebiliyoruz. Dolayısıyla çekinceleri olmasın isterim ben. Bir de şöyle bir şey var. Tabii ki arazi çalışmaları mesleğin tamamı değil. Burada bir yanlış anlaşılma olmasın. Belki %30'u. Onun dışındaki safhalar, veri işlem aşaması araziden de kıymetli aslında. Belki birisi size kendi toplamadığınız veriyi getirecek, ama onu proses etmeniz gerekiyor. Ondan sonraki aşamada modelleme ve yorumlama akabinde. Dolayısıyla bu bir zincir. Bir parçası sadece arazide çalışma. Ama burada yeterli olmadığınızı düşünürseniz de farklı alanlarda, yani veri işlem aşamasında veya yorumlama kısmında da çalışabilirsiniz ileride. Böyle bir katkı sağlamak istedim. Teşekkür ediyorum. Hocam sizlerin eklemek istediği başka bir şey var mı? Yoksa yavaş yavaş kapatabiliriz. Yani ben isterseniz şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse şöyle söyleyebilirim. Jeofiziği öyle düşünmemiz gerekiyor ki hemen hemen bütün branşların içerisinde yer alan ve jeofiziğin kullanılması gerektiği bir alan jeofizik. Yani İstanbul gibi özelinde büyük şehirlerden bahsediyorum. Bir problemden şikayet ediyorsanız, bir yerde yazlığınız varsa, o yazlıkta otururken efendim sudan şikayet ediyorsanız, değil mi? Yani Türkiye'de çok bunu çok rahat söyleyebiliriz. Yani önce su olup olmadığı araştırılmadan yazlıklar yapılır. Sonra bir bakarlar ki burada su problemi var. Şimdi bunlar tabii doğru yaklaşımlar değil. Önce suyun bulunarak o suyun olduğu yerlere o tür kentleşmenin yapılması gerekiyor. Veya işte bir mühendislik projesi gerçekleştiriyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz heyelan gerçekleşmiş. Diyoruz ki burası heyelan bölgesiymiş. Oysa önce jeofizik sahaya inmeli. O heyelanı tespit etmeli, projeyi ona göre dizayn etmelisiniz. Gerekiyorsa lokasyonu değiştirebilirsiniz vesaire vesaire. Yani jeofizik baktığınız zaman efendim diğer birçok farklı branşın aslında arasında, ortasında duruyor. Yani bu jeofiziğin muhakkak ve muhakkak kullanılması gerekiyor. Örneğin bir restorasyon yapacaksınız. Çok önemli bir tarihi eser. Üzerine bakıyorsunuz, dışarıdan baktığınızda binanızın dış cephesinde bir
aşınma olduğunu görüyorsunuz veya içeriye bir nemin geçtiğini görüyorsunuz, geçme olasılığını görüyorsunuz. Siz şimdi şunu diyebilirsiniz, ben hiçbir inceleme yapmadan burayı restore edeceğim. Peki, bu da bir yaklaşım. Ama şunu demek daha doğru olur. Acaba nem nerelere kadar sızdı? Onu tespit etmek istiyorum dediğinizde, işte o zaman elektromanyetik dalgayı kullanarak, çok rahatlıkla yüksek frekanslı elektromanyetik dalga kullanarak o sızıntı alanlarını ortaya çıkarabiliyorsunuz. Yani jeofizik bir anda toprakta çalışırken bir bakıyorsunuz bir yerde denizde çalışıyor, bir bakıyorsunuz bir yerde binanın üzerinde içinde çalışıyor. O yüzden kendini güncelleyebilen, çok esnek, aşırı esnek, yani matematiği ve fiziği kullanarak aşırı esnek davranışlar, esnek projeler üretebilen bir bilim dalı jeofizik. Zaten bendeki heyecan uyandırmasının sebebi o. Hayatınıza tek bir proje katıp belki önümüzdeki 20 yılı bu projeyle geçirebileceğiniz meslekler olduğu gibi jeofizik de neredeyse her hafta hayatınıza yeni bir proje dahil edebilirsiniz. Bu da bir zenginliktir. Buraya gelecek olan arkadaşlarımızın tavsiye, iyi incelemeleri, iyi anlamaları jeofiziği ve özellikle gelişmekte olan bir ülke için en önemli dallardan, alanlardan bir tanesi olduğunu anlamaları, kavramaları. Şu an görüyorsunuz bizim bütün problemimiz Türkiye'nin nereye bağlanıyor deniyor ki enerji kaynağı. Bu enerji kaynağını kim arıyor? Jeofizik mühendisi. Jeofiziği buradan kaldırırsanız enerji kaynağını bulabilir misiniz? Hayır. Peki bu jeofizik çalışma yaparken neyle desteklenmeli? Bilgisayar mühendisliği yazılımla desteklenmeli. Makine mühendisliği çok gelişmiş teknolojiyle desteklenmeli. Değil mi? Birçok farklı branş. Aslında baktığınızda gelişim birçok farklı branşın oluşturduğu bir konsorsiyum gibi. O yüzden böyle büyük bir konsorsiyumun içerisinde yer almak ve önemli bir kısmında yer almak bence benim gurur duyduğum, çok gururla söyleyebileceğim, ifade edebileceğim bir nokta. Öğrencilerimizin bundan herhangi bir şüpheleri olmasın. Çok teşekkür ediyorum hocam sizlere katılımınız için. Ayrıca tüm sorularınız için İTÜ Tanıtım Ofisi'ne de ulaşabilirsiniz. Mail adresimiz tanıtım@iti.edu.tr. Hepinize eğitim ve kariyer hayatınızda başarılar diliyoruz.